Oradan da televizyonu çekiyor. Bu da şarja götürüyor. Güneşten geleni akülere dolduruyor. Bu da şarja götürüyor. Yani sistem şu iki alet üzerinde çalışıyor. Çatıdaki paneller haricinde. Depolar halinde, depo şeklinde sürekli elektriğimiz var. Bu depolar olmasa güneş gitti mi elektrik de gitmiş oluyor. Vatandaşlara tavsiye eder misiniz? Ne demek vatandaşın hepsine tavsiye ederim. Çünkü herkes kendi elektriğini üretiyor. Hiç kimseye muhtaçlığı kalmıyor. Araç aküsü değil bu. Kuru akü. Kuru akü. Araç aküleri ki hem gaz çıkarıyor, koku yapıyor. Evet. Bunlarda gaz çıkartma olayı yok. Ev içerisinde kullanıyorum. Koku yok yani. Şimdi şarj kokusu duyarsınız eğer araç aküsü olursa. Satıyordum Ceylan az kalsın. Şuradan birisi ya gidiyormuş. 50 de Ceylan ya sizin var mı diyor. Ben de diyorum size satayım diyor. Şöyle bir daha mı yer arıyorum. Biliyor musun? Arılara sıcak ev yapıyor. Türkiye genelinde elektriğin kesik olduğunu biliyorum. Sabah 11 civarlarında İstanbul'a yeni yeni elektrik vermeye başlandı diye haberler vardı. İyi ki dedik bizim güneş enerjimiz varmış. Buna göre güneş enerjimiz varmış. Hiçbir şekilde elektriğimiz kesilmediği gibi haberimizi, internetimizi affedersin ne diyeyim diye telefonumuzu, her şeyimizi karşılıyoruz. Güneş enerjisi ve rüzgar türbininden kullandığımız için kesinti yaşamıyor. 24 saat dayanmakta bu sistemde. Oradan sonra şu anda da zaten aracılıkla meşgul olduğum için bu kovanlarda enerji sağlamak amaçlı arılar için yapıyorum. Yani bu da enerji tasarrufu amaçlı. Isı yalıtımlı kovan yapıyorum. 24 saat yetiyor zaten bu. Evet. 24 saat. Yani elektrik gelmiş gitmiş hiç haberimiz olmuyor. 2 yıldır elektrik kesintisi yaşamadınız mı? Yok. Fatura 2 ayda 3 ayda anca çamaşır makinesi ve fırın gibi ağır yakıtlar kullandığım zaman fatura ödüyorum. Sürekli kullanmazdım. Fatura edilemedi geliyor. Yıllık ne kadar elektrik faturası ödüyorsunuz? Şu anda ben nasıl söyleyeyim ki 30 olsa 3 kere veya 4 kere gelse 120 TL bir yılda. Bir yılda 120 TL. Evet. Komşular istemiyor. Kimisi merak ediyor, mucit diyor. Şimdi şu anda güneş olmadığı için elektriğimiz aküden yanıyor. Aküler bitmiş olsa dahi sabah güneş geldiği zaman tekrar elektriğimiz gelmiş oluyor. Çok memnunum biz bu durumdan. Hem de mevcut diyerekten böyle şey yaptım mıydı? Seviniyorum herhalde. Öyle sevinç var. Elektriğimiz hiç kesilmedi değil mi? Yok elektriğimiz kesilmedi. Bunlar da elektriğini kestik deminden dışarıda. Daire kullandı. Evet. İspiral kullandı. İspiral kullandı. Öyle şey yaptı. Makinemiz çalışıyor. Dolabımız çalışıyor. Bilgisayarlarımız açık. Biz memnunuz eğer fazla talep olursa yapabilir efendim benim. Evet, güveniyorsunuz yani işinize. Tabii, güveniyorum. Yazması lazım. Efendim? Su da geldi. Su da perişan olacağız. Bu nasıl, ne zaman gelebilir, ne zaman olur? Biz de bilmiyoruz ki amca. Bilmiyorsunuz. Şu anda mahallenizde bak bir evde ışık yanıyor. He?
Bir ışık orada yanıyor diyorum. Bir elektrik hiçbir yerde. Bu adamın kendi ürettiği elektrik. Bu gundurumuz, elektriğimiz yok. Konsunum var. O güneş şeyinden yaptı ama bizim yok. Ama isterik bizim olmasını ama bizim yok. Ne yapak? Siz nasıl oturuyorsunuz evde şu anda? İdarenle, mumunla, işte ilikmenle falan oturuyoruz. Ne yapak? Arz olmasa kesilmez şu anda abi. Şimdi şu anda mumunun ışığı yok. Ay, telefonlarımızın şarjı bitti, gitti. İnternete bile giremiyoruz. İnternetsiz dünya bassın ya. Şu komşunuzun elektriği var. Aa, oraya ben gidemem ya şimdi. Ayıp olur. Mumla ışıtıyoruz ortalığı, telefonun ışığıyla falan. Telefonlarımız da şarjı bitti. Komşunun var ama biz istemiyoruz. Komşuya falan gitmek istemiyoruz. Tele giy ayağına. Eski günleri hatırladım vallahi. Biz de zamanla böyle oturuyorduk. Küçüklüğümü hatırladım.